Herkese selamlar dostlar. 11 ve 12 Nisan 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Günlerden Şampiyonlar Ligi. Biz de 4 maçın idealleriyle, yüksek oranlarıyla bahsedeceğim. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Hatta 2 adet var. Manchester City Bayern Münih ve Real Madrid Chelsea maç skorlarını bilenlerden birer arkadaşımızı katı Telegram gruplarına Nisan ayı boyunca alalım. Önceki yapmış olduğumuz Liverpool Arsenal maç skorunu bilen çok fazla. Kazananlar Turşucu Menderes, Cihat Güven Onur Üstel. Bu arkadaşlarımız da Instagram'dan yazsın Kangal Bey. Bunları da gruplara alalım. Yorumlara skor yarışmalarını yazmayı da unutmayınız. Geçtim bunu. Instagram, Instagram adresimiz değişti. Instagram adresimiz Kangal Bey olarak da Instagram'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Görüş, şikayet, öneri her şeyi yazabilirsiniz. eleştirdi de yazabilirsiniz. Gruplar hakkında bilgi almak için de yazabilirsiniz. Instagram adresini değiştirin bilgisini buradan tekrardan verelim. Pazar gününün raporuna baktığımız zaman da pazar günü çok güzel bir gün geçti arkadaşlar. Çok fazla mesaj geldi hem cumartesi hem pazar. Gerçekten güzel sonuçlar elde ettik. Şöyle baktığımız zaman da Sivas'ın 2-3 golü, Montpellier'in KG varı, Rimes'in son dakika kaçan pozisyonlarıyla yattı. Real Betis iki tane kırmızı kart gördü zaten. Liverpool maçın maçını okuduk zaten. KG varını önerdim idealden. Kombineyi de aldım. Var ve üstünü daha bir 57 gibi oranına önerdim ki 2-2 skor beklediğimi de söyledim zaten videoda. O da geldi. Beşiktaş maçına ilk yarıdan bir gol. Beşiktaş alır ve 2.5 yüz. Feyenoord ilk yarı bir. Feyenoord iki yerde alır diyerekten de çok güzel bir gün geçirdik pazar günü. Tekrardan gelen mesajlardan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben pazar günü 3 adet kombine verdim. Yani gurur tablosu diyerekten de söylesek olur. Şimdi pazar günü verdiğim kombinelere baktığım zaman da 3 adet kombine verdim. Soldan başlayalım. Ana kombineydi. Liverpool maçına KG var. Beşiktaş maçına da Beşiktaş'ın ilk yerden atacağı bir gol verdim. Hop aldık mana ana kombineyi içeri aldık. Alternatif kombineye baktığım zaman da Montpellier ile mücadelesinde KG var dedim. Son dakika geldi. Feyenoord da çok rahat geldi. İlk yerden zaten 3-0 yakaladı. O da zaten cebe aldık. Tekli olarak da Sivas'ın 2-3 golünü ben 1.87 gibi orandan önerdim. O da tekli olarak pazar günü 3 kombine verildi. 3'ü de başarılı sonuçlandı. Yani bugün kazanmayan kalmadı bizde. Öyle söyleyeyim sizlere. Ayrıca tebrikler diyerekten de bunu da geçeyim. Yüksek misliğe baktığımız zaman da solda yüksek misli günün 1250 TL yüksek mislisi. Beşiktaş-Giresun maçında Beşiktaş'ın atacağı ilk yerden bir goldü. İlk yerden iki tane attı. Zaten cebe aldık burada. Çok temiz. Yüksek misli Avrupa'ya baktığımız zaman da Liverpool maçında bir buçuk yüz. Beşiktaş maçında bir buçuk yüz. Ben Marsilya maçından golü geçmesini bekliyordum. Burada yüksek misli işte 750 TL verdik. Onu da belirtelim arkadaşlar. Yüksek misli de pazar günü bu şekilde ilerledi. Yüksek olan sisteme baktığımız zaman da motor gibi şakıyoruz bugün 6 tane maç önerildi 2-15, 1-79, 3-17 Bak Liverpool'un burada 2-2 skonunu doğrudan bildim Sıfır olarak zaten önerdim kaçı da zaten aldık Güzel şekilde burada da 6 maçın 4 tanesini yakaladık Ben genellikle diyorum ki tekli olarak ayrı ayrı, ayrı alırsanız zaten Her türlü karda çıkarız diyerekten de söylüyorum Bu da böyleydi Canlı odasında zaten canlı maçlarla birlikte her türlü aldık Cumartesi ve pazar canlı maçlar çok kendini belli etti. Hatta şöyle söyleyeyim. Katıl Telegram grubunda olan arkadaşlar sizlere sesleniyorum. Canlı odasında pazar günü yaptığımız şovdan yorumlarda biraz bahsediniz diyorum. Diyerekten de diyerekten de videomuza başlayalım. Sizlerden ricam atacağınız like'lardır. Arkadaşlar Şampiyonlar Ligi videosu olmasından kaynaklı. Herkesten şöyle bir artı 300 seviyesine bir like bekliyorum. Üstüne bir de yorumlarınızı alırsam çok güzel olur. Like ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Bizden, benim sizden isteklerim bu yönde. Gerisini hallederiz bu şekilde. Like'ları attıysanız Benfica maçıyla başlayalım ufaktan. Benfica Inter karşılaşması 1.90 gibi oran açmışlar Benfica'ya. Inter'de arkadaşlar son dönemde oynanan oyun zaten çok fazla iyi değil ki. Ki son oynanan 5 maçında da galip gelemeyen bir Inter takımı var. Benfica'ya baktığımız zamanla onlar da son maçında Porto oynadı. Bu ik, e, maçta ilk yerden öne geçseler de e, yedikleri gollerle birlikte öne geçmemiş olabilir. 2-1'lik Porto'ya yenildiler. Bence e, Benfica'nın aklı bu maçtaydı, inter maçındaydı. Onun dışında zaten ligde şampiyonluğu da götürebilecek bir takım liginde zaten zirvede olan bir takım. Porto maçını açıkçası çok daha önemsediğini düşünmüyorum ben. Zaten Porto ile de bir 6-7 puanlık bir puan farkı da var. Inter maçını çok önemsediklerini düşünüyorum. Ayrıca şöyle de bir bilgi vermek istiyorum. Benfica'da Roger Schmidt vardı bildiğin üzere. Bu sezon gelmişti. Teknik direktörle sözleşme uzattılar. 2026 yılına kadar sözleşmeyi uzattılar. Bunu ne zaman yaptılar? Nisan ayının başında veya dördünde olması lazım. Benfica ile o yönden bir moral açısından teknik adama da bir güzel bir şey oldu. Benfica kendi evinde oynayacak. Inter ile oynayacak. Inter'in oyununa baktığımız zaman da Inter burada geçiş oyunu oynayacaktır. Genellikle ağırlıkla baskı kuracak taraf burada Benfica olacaktır. Burada hatta ben size şöyle söyleyeyim. Maçın beklentisi zaten bakın altın oranı üstün oranı 1.98 altın oranı 1.46 yani diyor ki bu arkadaş iddia ediyor ki kardeşim ben bu maçtan çok fazla gol beklemiyorum. Sana da öneriyorum ki ben bu oranları böyle açıyorum. Ki doğru bence ben Inter'in gole katkı vermesini beklemiyorum ki Inter'in zaten 1.34 gibi oranı var tek golüne. Ben Inter tarafına gitmeyeceğim burada. Hakan Çalhanoğlu da eksik zaten. Ben burada doğrudan Benfica tarafına gideceğim. Benfica'nın doğrudan galibiyetini 1.90 gibi orandan öneriyorum. Çift ayaklı bir maç. Benfica bence burada Portekiz'de kaybedeceğini düşünmüyorum. Ben burada Benfica'nın doğrudan galibiyetini 1.90 gibi orandan öneriyorum. Başka bir şey girmiyorum. Ve şöyle yapabiliriz diyerekten de. Sisteme ekstradan atacaksanız da Benfica kazanırını zaten verdim. 3.5 altında bir Benfica galibiyeti de neden olmasın. Skor olarak da veriyorum 2-0. Benim skor beklentim 2-0. Olursa belki 2-1 diye düşünüyorum. Onun dışında da zaten her türlü senaryoma uyuyor. Ben burada yüksek orandan Benfica'ya gidiyorum. Bol şanslar. Manchester City ile Bayern Münih mücadelesi bu maçın maçı konuda sizlere sorduk yorumlara mutlaka yazın Bakın ben 3 yıldır 4. yıla yaklaştı YouTube'da video çekiyorum tamam mı bakın 4 yıla yaklaştı Ondan önce de zaten kendim sürekli iddia oynuyordum lise hayatı olsun ortaokulda başladık biz bu illete Yani o zamandan beri iddia oynuyorum Bayern Münih'e 3.70 oranı ben hatırlamıyorum yani hatırlayan var mı? Bayern Münih'e 3.70 oran yani bu civarda bir oran açıldığını hatırlayan var mı? Ben hatırlamıyorum açıkçası çok fazla. City'ye 1.55 gibi bir oran açmışlar ama karşıda da Bayern Münih var. Bilmiyorum zor maç. Şimdi ben burada herkesin düşündüğü olarak idealden önerebilirim. Ki gelmesi de muhtemel bence. Manchester City bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde biraz daha istekli olacaktır. Haaland'ın da arkadaşlar bu maçta ayrıca ekstra bir performans göstererek göstererekten de Bayern Münih'e gol atmasını bilecektir bence. Orada söylemek istiyorum. Avrupa'dan oynayanlar Haaland gol atar da bir değerlendirme altına alabilir zaten. Oranı zaten yüksek. Bayern Münih maçında da Bayern Münih'in son maçlarına baktığımız zaman da Freiburg maçında ben yüksek misli yaptım. Maç son ikisini aldım çıktım mesela. Güzel de bir oranı vardı. Nesne'de 1.27 idi. Avrupa'da 1.46 idi mesela. Ben orada oradan kazandım. Bayern Münih'in ama bir form düşüklüğü olduğunu da söylemek lazım. Ya yani mesela Sanen'in kaçırdığı iki tane çok net pozisyon var. Çupo Moting o kadar formda değil aslında baktığımız zaman da. Yani çok fazla pozisyona da sokamadılar. Cinabri de aynı şekilde deniyor, direkten dönüyor, deniyor, dışarı gidiyor. Bir form düşüklüğü var ama bu maçta hava bir farklı olacaktır. Ben burada idealde bir var tercihini aldım. KG var oranı 1.42. Bu oran kalmaz. Yarından itibaren düşmeye başlar. 1.35'lere kadar düşebilir gibi geliyor bana. Burada bir KG var. Ben idealden alırım. Kombin yaparsam da koyarım zaten. Herkesin beklediği gibi. Maç sonunda ne olur? Bayern Münih bence burada en az hasarla maçı Allianz Arena'ya taşımak isteyecektir. Ama ben bir City de beklemiyor değilim. Şöyle alacağım bunu da. Yani City galibiyetine bir 55'ten girmeyeceğim. Biraz da oran riske değilsin diyorum. Sistemi atacaksanız da City galibiyetini şöyle yapalım. Matsun'u 1 ve KG var da 2.39 gibi orandan alabiliriz. Skor beklentimi söyleyeyim. 2-1 ayarında bir skor geçmesini de ayrıca bekliyorum. Bu yönden bir değerlendirmem var. İdealden var tercihini alırım. Yüksek oranı sistem atacaksam da Matsun'u 1 ve KG varı da alırım. Geçtim. Ayın 12'sine geçelim. Ayın 12'sinde yine iki tane karşılaşmamız var. Milan-Napoli ile başlayalım. Yine açıkçası çok zor bir maç olduğunu söylemek lazım mı? Ben burada Napoli tarafındayım. Yani son maçında Napoli kendi evinde 4-0 Milan'a kaybetti. Son oynadığı karşı Lecce maçından önce onunla oynadı. Kaybetti. Milan'da Napoli ile beraber kaldı 0-0. O maçta nasıl olduysa bilmiyorum artık. Şimdi baylar benim beklentim şöyle. Bu maça taraf almayacağım taraf kesinlikle almayacağım. Çünkü olası bir hovardalık dönebilir. Hovardalıktan ziyade Osimen var mı yok mu? Bir kasık gerilmesi var. O kasık gerilmesi biraz hafifledi. Yani muhtemelen bu maçta olabilir. Daha gecenin saat 3'ünde araştırdım bu bilgileri sizler için. Anlatıyorum. Sabah 10'da 11'de de yayında olacak video. Her ve, velhasıl kelam. Devam edelim. Osimen muhtemelen bu maçta olacak. Onu söyleyeyim. Olmazsa bile yedeklerden girme ihtimali de var. Milan tarafına baktığımız zaman da 4-0'lık bir Napoli'ye karşı galip geldiler ki Napoli biraz orada yemledi gibi geliyor bana. Yani o kendi oyununu ortaya koyamadı. Milan da geldiği gibi attı. Geldiği gibi attı. Öyle bir düzen döndü. Ben mücadele genelinde toplam gol aralığı olarak da 2-3 gol bandında kalmasını bekliyorum. Yüksek orandan 1.78 gibi oranı var bakın mücadelede bir 1-1 veya 2-0-2-1 ayarında Napoli tarafına kayabilir gibi geliyor bana. Var tercihine gitmedim. Toplam gol aralığına gittim. Var olsa bile sıkışabilecek bir maç. Burada 2-3 gol olarak da değerlendirme altına aldım. Ben bir de bir yüksek oran önerisi yapmak istiyorum ben sizlere. Eğer Napoli beklediğim gibi kadro ile çıkarsa yani beklediğim o falan oynarsa burada Napoli ilk yerden gol bulabilir. Yani ilk yerden bir Napoli golün oranı da 1.96. Ekstra olarak sistemlere atacaksanız da yüksek orandan alın geçin diye öneririm. Diğer mücadelem Real Madrid ile Chelsea karşılaşması. Bu maçın da maalesef konu sizlere sorduk. Maç ne olur diyerekten de. Real Madrid Chelsea maçında aslında çok fazla düşünmeye gerek de yok. Chelsea de emanet olacak sezon sonuna kadar. Ya iyi i̇yi giderse Lampard'la devam edebilir. Kadrosu iyi Chelsea'nin. Ama Real Madrid gibi bir tecrübe varken, Şampiyonlar Ligi derken, demişken ve akıllara bir baba figürü olarak da Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid her zaman ilk, başta gelir. Buralar Real Madrid'in işidir. Real Madrid bence kendi evinde burada. Ben de bağlı da galip gelecektir. O yüzden ben burada doğrudan maç sonu biri zaten sizlere öneriyorum. Maç sonu biri sizlere önerirken de şunu söylemek istiyorum. Chelsea nasıl bir oyun oynayacak veya oyunda neler yapma, ne yapmaya çalışacak Chelsea burada? Olabildiğince az sarı çıkıp burada e, ee, maçı İngiltere'ye taşımak isteyecektir. O yüzden burada defansını biraz daha özellikle N'Golo de oyuna döndükten sonra e, orta saha defans uyumunu biraz daha arttırdıklarını düşünüyorum ben. Maçı olabildiğince tutmak isteyeceklerdir ama Real Madrid bir yerde kedi açacaktır. İsteyenler de biraz daha yüksek orandan 1.72 gibi orandan 4.5 altında biri de önerebilirim. Real Madrid kazanır ama maçta belki 5 gol de gelmez gibi geliyor bana. Toplamda 4 adet maç anlattım. İdeallerinden ve yüksek oranlarından bahsettim. Fark ettiyseniz genellikle yüksek oranları ele, alma, ele almaya çalışacağım şampiyonlar liginde. Yani bakalım sorumuz hayır olsun. Umarım yine güzel sonuçlar elde ederiz. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için ayrıca teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.